unsurları sizlerle paylaşmak istiyorum. Farabi Değişim Programı, yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kurumlar arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini hedeflemektedir. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarı yıl süresince kendi kurumları dışında başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programı tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Programın temel özellikleri ise program iki yüksek öğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim Programı protokolü ile gerçekleştirilir. Program için standart belgeler mevcuttur. Uygulama takvimi belirlidir. Özel ödenek aktarımı ve özel hesap uygulaması bulunmaktadır. Öğrencilere ek burs imkanı sağlar. Öğretim üyelerine özel ek ders ücreti, Farabi Değişim Protokolleri ve Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı'nı kapsar. Programın temel bileşenleri ise öğrenci değişimi, öğretim üyesi hareketliliği ve bu faaliyetlerin organizasyonu faaliyetlerini kapsamaktadır. Peki, bu programa kimler katılabilir? Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler ile bu yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri Farabi Değişim Programı'na katılabilirler. Program, iki yüksek öğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim Programı protokolü ile gerçekleştirilir. İmzacı kurumlar Farabi Değişim Programı protokolü ile kendi aralarında program kapsamında ortak faaliyetler ve program gerçekleştirme konusunda işbirliği yapmayı taahhüt ederler. Yüksek öğretim kurumları her eğitim öğretim yılı için Farabi Değişim Programı ile ilgili ödenek talebinde bulunur. Yüksek öğretim kurumları kendilerine tahsis edilen tutarları ilgili eğitim öğretim yılı içinde 1 Eylül 31 Ağustos tarihleri arasında kullanırlar. Evet. Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yüksek öğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilirler. Öğrenci değişim süresi en az 1, en fazla 2 yarı yılı kapsar. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve 1. sınıfında okuyan öğrencileri Farabi Değişim Programı'ndan yararlanamazlar. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleriyle esas eğitime başladıkları ilk yarı yıl için bu programdan yararlanamazlar. Öğrenciler bulundukları yarı yılda almaları gereken dersleri kabul edildikleri üniversitelerde alırlar. Gidilen yüksek öğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir. Değişimde ders sayısı değil, ders kredileri dikkate alınır. Program bitiminde denklikler ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Değişim programında yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler kayıtlı oldukları yüksek öğretim kurumlarının ders çizelgelerinde yazılı olarak belirtilir. Öğrenci değişim ilanları, yüksek öğretim kurumları her bir yarı yıl için başvuru koşullarını içeren bir başvuru ilanı yayınlar. Birinci ilan 15 Mart, ikinci ilan ise 15 Ekim tarihinden önce yapılır. Bir sonraki yarı yılın değişim işlemleri ilanın yayınlandığı yarı yıl bitmeden tamamlanır. Öğrenci başvuru şartları ise, öğrencinin örgün eğitim verilen yüksek öğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması, ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının yine 4 üzerinden 2.5 olması istenir. Kısmen ya da tamamen yabancı dilde öğretim yapan kurumlar için öğrencinin not ortalamasının %50'si ile yabancı dil seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının %50'sinin toplamı dikkate alınır. Yabancı dil seviyesi için ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı ya da üniversiteler arasında imzalanan protokollerde belirlenen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi istenir.
başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi, değerlendirme sonrasında başvuran bütün öğrencileri içerecek ve değerlendirmeye tabi tutuldukları alanlarda aldıkları puanları gösterecek şekilde hazırlanan başvuru sonuç listesi Yükseköğretim Kurumu'nun internet sayfasında yayınlanır. Yükseköğretim Kurumu burs vereceği öğrenci sayısını bu amaçla YÖK tarafından kendisine tahsis edilen tutarlara uygun olarak belirler. Yükseköğretim Kurumları Farabi Değişim Programı protokolü imzalamadan programa katılmak üzere öğrenci seçemezler. Yükümlülük Sözleşmesi, değişimi gerçekleştiren Yükseköğretim Kurumu ile öğrenci arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumluluklarını içeren bir sözleşmedir. Öğrenim protokolü ise değişimi gerçekleştiren Yükseköğretim Kurumları arasında imzalanan ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren protokoldür. Bu protokolde ilgili öğrencinin gidilen kurumda alacağı dersler ve kredileri açıkça belirtilir. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulları tarafından onaylanır. Kabul belgesi almış Farabi Değişim Programı öğrencileri, kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumu'nda süresi içerisinde kayıtlarını yenilemekle yükümlü oldukları gibi, kayıt yenileme döneminde gidecekleri Yükseköğretim Kurumlarına da kayıtlarını yaptırırlar. Disiplin kovuşturmasına neden olan eylem ve işlemleriyle ilgili soruşturma gidilen Yükseköğretim Kurumu tarafından yürütülür. Öğrenciler gittikleri Yükseköğretim Kurumu'nda almaları gereken derslerden başarısız olmaları durumunda ilgili dersin tekrarını öğrenci olarak kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumu'nda yaparlar. Ders tekrarı öğrenim protokolünde denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır. Gidilen Yükseköğretim Kurumlarında ders tekrarı yapılmaz. Değişim sürecinin sonunda öğrenci not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu en geç 15 gün içinde kendi Yükseköğretim Kurumuna teslim etmelidir. Eksik veya hatalı evrakların tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verilir. Süresi içinde belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir. Öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında aldıkları ve alacakları dersler nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, değişim döneminde kendi kurumlarında alacakları derslerle gidecekleri kurumda alacakları derslerin eşleştirilmesi, öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem ve yıl kaybına uğramaması için gerekli olan tüm tedbirleri fakülte ve bölüm koordinatörleri gerekli tüm tedbirleri alır arkadaşlar. Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir. Öğrenim giderleri. Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenci değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez. Yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler Farabi Değişim Programı kurum koordinasyon ofisleri tarafından yürütülür. Farabi Değişim Programı faaliyetlerinin Yükseköğretim Kurumu adına yürütülmesinden kurum koordinatörü sorumludur. Yükseköğretim Kurumları faaliyetlerine ilişkin olarak eğitim öğretim yılı içerisinde bir ara bir de sonuç olmak üzere iki defa rapor verir ve bu faaliyetlere ilişkin yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir. YÖK her yıl ödenekleri öncelikleri belirler. Ödenekler ilgili Yükseköğretim Kurumu'nun toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, ikili Farabi Değişim Programı protokolleri, bu protokollerde yer alan toplam değişim kontenjanları ile bir önceki yıla ilişkin değişim talebi ve gerçekleşen oranlar dikkate alınarak YÖK tarafından belirlenir.
Ödenek kalemleri ise değişimin organizasyonu faaliyetleri, öğrenci değişimi ve bu kapsamda verilen öğrencilere burslar, öğretim üyesi hareketliliğidir. Programa ilişkin takvim şekilde sunulmaktadır. Faaliyet dönemi 31 Ağustos 1 Eylül, değişim taleplerinin toplanması 1-15 Mayıs, ilanlar 1. ilan 15 Mart, 2. ilan 15 Ekim, ara rapor 15 Mart, nihai rapor 15 Eylül'dür. Evet, Farabi Değişim Ofisimizin organizasyon şeması şekilde görünmektedir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Farabi Değişim Programı protokolü bulunan üniversiteler şekilde görülmektedir. Toplam 21 üniversiteyle anlaşmamız var arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar bu üniversitelerde eğitim ve öğretim görmek üzere Farabi Değişim Programı'na katılabilirler arkadaşlar. Evet, Farabi programı kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden çeşitli üniversitelere gönderilen öğrenciler tabloda yer almaktadır. Farabi programı kapsamında üniversitemize gelen öğrenciler ise tabloda yer almaktadır. Evet. İletişim bilgilerimiz tabloda yer almaktadır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kulağınız. Farabi koordinatörümüz, Erasmus koordinatörümüz Sayın Yaşar Gök hocamı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, öğretim elemanları ve sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere aslında bir Erasmus sunumu yapacağım ama bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz üniversitemizin Erasmus hareketliliği anlamında kısa bir bilgi vereceğim. Tabii üniversitemize yeni başlayan arkadaşlarımız var. Erasmus programını tam olarak anlamını, amacını bilmeyen arkadaşlarımız hala bulunmakta. O nedenle Erasmus'la ilgili genel bir kısa bilgi vereceğim ve arkasından da yaptığımız faaliyetlerle ilgili genel bir açıklama yapmış olacağım. Öncelikle Erasmus programı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları altında yer almaktadır. Hayat Boyu Öğrenme Programı'nın bir alt başlığıdır Erasmus programı. Ekranda da gördüğünüz üzere Erasmus programı yüksek öğretim programıdır. Bunun yanı sıra Comenius programı vardır, okul eğitimi programı, Leonardo da Vinci programı, mesleki eğitim programı ve Grundtvig programı da yetişkin eğitimi programıdır. Üniversiteleri ilgilendiren program Erasmus programı olduğu için biz bu programdan faydalanmaktayız ve aynı zamanda gençlik programları da bulunmaktadır. Hayat boyu öğrenme programları deyince 2013 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği üyesi ülkeler, EFSA ülkeleri ve aday ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen bir programdır aslında. Avrupalı Yükseköğretim Kurumlarının birbirleriyle işbirliğini yapmalarını teşvik etmeye yönelik olan bir Avrupa Birliği programıdır. Erasmus programının genel tanımlaması budur. Peki amaçları nelerdir Erasmus programının? Erasmus programı yükseköğretim kurumlarının birbirleriyle ortak projeler üretip hayata geçirmelerini sağlar. Kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmelerini sağlar. Yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin arttırılmasını teşvik ederek üniversite mezunlarının iş dünyasından istihdam edilebilirliğini arttırmaktır. Bu program Avrupa'da yükseköğretim kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek için saydığım hedefler doğrultusunda hibe niteliğinde karşılıksız destek sağlamaktadır. Peki mali destek sağlanan Erasmus faaliyetleri nelerdir? Onlara bakacak olursak öncelikle öğrenci hareketliliği. Öğrenci hareketliliği iki başlıkta toplanmaktadır. Öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği. İkincisi personel hareketliliği. Personel hareketliliği ise ders verme hareketliliği ve personel eğitim hareketliliği.